Geçtiğimiz haftalarda Leatherface yerini Raid'e bırakmıştı. Fakat Raid'den istediği verimi alamadı. Kendisi artık çok yorulmuş durumda. Götü göbeği de bir hayli saldığı için koşarak kurbanlarına yetişemiyor. Leatherface'in bu kez yeni bir yardımcıya ihtiyacı var. Son videolarını izleyip çok takdir ettiği The Pig, Leatherface'den bir teklif aldı. Eğer bugün Toksik Bubba'nın veliahtlığını düzgün bir şekilde yerine getirirse, bir sonraki Leatherface filminde oynamaya hak kazanacak. Merhaba arkadaşlar, Gamer The Become'a hoş geldiniz. Yepyeni bir Dead by Deadlios'undan hepinize selamlar. Gençler, zaten 2 video önce The Pig çekmiştim. Ancak bu kez Toksik Bubba dönüşümlü The Pig çekeceğim. Yani o videodan sonra aklıma şöyle toksik bir build geldi. Belli bir süredir de hani Toksik Bubba çekmediğim için Toksik Bubba mantığını The Pig'e uyarlayayım dedim. Bir önceki videodaki aynı eklentileri aldım. Sadece perklerde değişiklik var. Hızlı bir şekilde eklentileri anlatayım. İlk eklentimiz video kaydı. Bütün kurbanlar maça kafalarında tuzakla başlıyor. Maç başında kafalarındaki tuzak aktif olmadığı için jeneratör yapmamış olmalarından dolayı bu eklenti devreye giriyor. Bu eklenti de tuzağa aktif olmayan kurbanların jigsaw kutularını görememelerini sağlıyor. Yani böylece tuzağa çıkarmak için bu kutuları aramaları gerekiyor. Beyaz hareyle göremiyorlar bu kutuları. Kurbanların zaman kaybedeceği ilk kısım bu. Şimdi gelelim perklerimize. İlk perküm Efsun Yıkım. Bu perkü tamamen kurbanlar zaman kaybetsin diye koydum. O an o jeneratörü herhangi bir kurban tamir etmiyorsa, jeneratör bizim hiçbir şey yapmamıza gerek kalmadan normal gerileme hızının %100'ü kadarı kendi kendine geriliyor. Şimdi bu perk Efsun totemli bir perk olduğu için kurbanlar yanan totemi bulup kırarak bu perkünüzü devre dışı bırakabiliyorlar. Yani ikinci zaman kaybedecekleri nokta bu. İlk olarak tuzaklarını çıkarmaya çalışacaklar ve kutuları göremeyecekler. İkinci olarak da bu yanan toteminizi bulmaları gerekecek. Fakat tabii ki o kadar kolay değil. İlk buldukları totem onları yanıltmış olacak. O da şu şekilde. Bu gördüğünüz Efsun ölümsüz perkü sayesinde. Bu perk şu işe yarıyor. Herhangi bir sönük totemin 4 metre yakınında bulunan kurbanların haresini görebiliyoruz. Fakat bizim için önemli olan kısım bu değil. Başka bir Efsun totemi, yani başka bir yanan totem temizlendiği zaman o temizlenen totemin Efsun'u bu toteme aktarılıyor. Yani ilk kırılan yanan totem %100 ihtimalle Efsun ölümsüz perkü olmuş oluyor. Diğer koyduğunuz yanan perklerin tek seferde kırılma ihtimali kalmamış oluyor. Böylece kurbanların bir değil iki tane yanan totem kırmaları gerekiyor. Bu da elbette kurbanlar için ekstra zaman kaybı demek. Yanan totem arayacaklar, bulacaklar, kıracaklar ve ruinin gitmediğini görecekler. Bir tane daha aramak zorunda kalacaklar. Tabi tüm bunları yaparken asıl olayımız ne? Süründür perkü. Bu perk normal saldırımızla bir kurbanı yere düşürdüğümüz zaman diğer kurbanlar o kurbanın 16 metre yakınına gelmediği zaman o yerdeki kurbanı göremiyorlar. Bu da kurbanların asıl vakit kaybedeceği olay. Yani bir yandan tuzak çıkarmakla, bir yandan da yanan totemleri bulmakla uğraşırken bir yandan da yere düşürdükleri arkadaşlarını bulmaya çalışacaklar. Çünkü arkadaşlarını yerdeyken göremeyecekler normalde olduğu gibi. Şimdi buradaki 16 metrelik kısmı da yine bir perkte devre dışı bırakıyoruz. Efsun 3. mühür. Bir kurbana normal saldırımızla ya da özel saldırımızla hasar verdiğimiz zaman o kurbana körlük durum etkisi uyguluyoruz. Körlük etkisi de şu arkadaşlar. Kurbanlar aura görme yeteneklerini tamamen kaybediyorlar. Yani yerdeki kurbanın 16 metre yakınına girse bile yine göremeyecek. Dibine kadar girmesi gerekiyor. O kurbanı bulması gerekiyor yani. Aynı zamanda bu perkte bir Efsun totemi olduğu için kurbanların 2 değil 3 tane yanan totem kırmaları gerekecek. Ya da kırmazlarsa kör efekte devam ederler ve yere düşürdüğüm birisini bulmakta oldukça zorlanırlar. Yani kurbanlara olabildiğince vakit kaybettireceğiz. Olabildiğince toksiklik yapmaya çalışacağım. 4 kill de alsam, 4 escape de versem tek amacım kurbanları tilt etmek. Hiçbir şekilde kill amacım yok bu videoda, haberiniz olsun. Bu video tamamen toksiklik amaçlı bir video. Düşürdüğüm her kurbanı da yerde bırakacağım bu arada. Kancaya asmayacağım. İlk defa böyle bir toksiklik videosu izleyen varsa anlatayım. Tamamen yerde öldürmeye çalışacağım yani. Bu arada kostümümü değiştirdim. Amanda'ya geçtim. Vesikalık çektirirken aynı böyle görünüyorum, biliyor musunuz? Şimdi yüksek MMR'lı bir hesapta olduğum için kurbanların counterlama ihtimalleri yüksek aslında. Hani sonuçta oyunu daha çok biliyorlar. Ekstra bir strateji geliştirebilirler. Tek olay aslında SWF gelmemesi lazım arkadaşlar. Yani birbirlerini tanımıyor olmaları lazım. Çünkü birbirlerini tanıyor oldukları zaman işte diyor ki şekte düşürdü beni, şeke süründüm. Şuradayım, buradayım, şuraya gel. Şimdi biraz eğilerek gidelim arkadaşlar. Ölümcül takip perküm olmadığı için nerede olduklarını görmüyorum ama az çok tahmin edebiliyorum. Evet, birisini bulduk bile. Merhaba. Bir tane hasar versem şahane olur. Çok güzel oldu. Vuramayacağım diye düşünmüştüm. O da büyük ihtimal öyle düşündü. O yüzden devirdi zaten paleti. Şunu erkenden alsam şahane olur. Şunu erkenden alsam şahane olur. Çakalın Yohan'ım, Çakalın Yohan'ım.
Çok güzel. Şimdi al bunu. Süründür perkini uyguladık buna şu an. Şöyle haritanın dibine götürmeye çalışıyorum arkadaşlar. Tamam. At buraya şimdi. Bu arada Eda tuzağını çıkarmış. Sanki biraz hızlı başladılar. Bir de buğuna çevirdiler. Tamam, Efsun ölümsüzüm gitti galiba benim. Şöyle tekrardan bir eğilerek gidelim canlara. Dıdım dıdım. Barı güzel azaldı bu arada ilk düşüşe rağmen. Aha, onu aldılar. Hemen geri dönüş. Hemen geri dönüş. Bööö. Nereye kaçıyorsun kız? Şekte biraz zorlanacağız gibi buna karşı ama. Zorlanmadık. Güzel. F2 yedi. Okey, okey. Devam, devam, devam. İyiyiz, iyiyiz. Aha, can bitti. Birisinin tuzağı başladı. Benim işime gelir. Sıkıntı yok. Aa, nasıl vuramadım lan? Oğlum bir daha öyle sabit kalıp bana bakma ha. Güzel, bu akıllı oynuyor arkadaşlar, bunu salalım. Bu arada barı yarıya indi. Bir tanesinde tuzağı çalışıyor. Tuzakla uğraşıyor şu an. Bir de tuzakla uğraşıyorlar ya, hani ekstra zaman kaybı, anladın mı? Bir kişiyi zaten bırakıyorsunuz. Bir kişi de yerde. Diğer ikisi de ya onu arayacak ya da salacaklar yani, hani kendileri bilir. Bak, bir tanesiyle de chase'deyim şu an. Hani bir kişi arıyor gibi şu an onu. Ne oluyor lan, burada biri var. Kral, sen onu daha yeni kullanmadın mı ya? Onun yenilenme süresi ne kadar? Bu adam iyi oynuyor. Şu an bu adamla hiç uğraşamam. Aha! Dırım dırım. Buldun mu yoksa kurbanı? Yoksa buldun mu? Kız seni zilli zilli. Aa, tuzağa çalışan bu arada o yerdekiymiş. Eda kaldırdı onu büyük ihtimal. Dur bakayım. Onu tekrar bir bulmam lazım da nereye gitti o? Galiba doğru gidiyorum. Hadi pik, hadi pik. Toksik bubba koku hisleri, toksik bubba koku hisleri. Evet, orada tuzak çıkarıyor. İz takibi geliyor. Şu an hepsi tuzağını çıkardı bu arada. Ah bir vursam, ah bir vursam var ya, mahvettim maçı ya. Bir vursam maçı mahvettim ya. Bunu bu tarafa doğru kıracağım ki açıkta kalsın. Şu an amacım bunu oyunu oynatmamak. Aslında güçlü bir yere kaçtı ama dediğim gibi hani şu an çok bir kill amacım, kill şeyim olmadığı için. Okey. Güzel çıktık önüne bence. Bence güzel çıktık önüne. Bloodlust'ımız da geldi. Bir yere yetişemez diye düşünüyorum. Süper. Bloodlust'ım gelmese vuramayabilirdim. Arkadaşlar, Bloodlust'ım geldi. Tamam, git yap hadi. Anladın mı? Sen ne yapıyorsun burada? Sana da bir körlük efekti. Diğerlerine hiç vuramadığım için şu an onlara körlük efekti uygulayamadım. Tamam, bunu uygulamış oldum şimdi. Bu onun dibine girmeden göremeyecek. Yerini gördü gerçi ama olsun. O sırada şu ortadaki Cenevi gidelim. Oradakini de kışkışlayalım. Zaten bu devde de vermiştik o efekti. Eda Hanım. Size de bir tane körlük efekti vereyim o zaman. Bir dakika. Şöyle. Bu paletleri niye harcıyorsunuz? Onu yine kaldırdılar, yine kaldırdılar. Almam lazım onu. Barı çok az çünkü. Tuzağı da çalışıyor. Adam şey yapamıyor hani. İkilemde şu an. Vay vay vay. Çakal inyoya bak sen. Oynamayacaksın oğlum bu oyun. Oynamayacaksın bu maç. Sen öbür maça gir. Şşş, ilerletme hocana. Sal hocanı. Oğlum ha, niye geriliyor diyecektim ki, ruin var hala, doğru. Yine kaldırdılar, yine kaldırdılar. Keşke uzaklaşmasaydım ya, barı da azdı ne güzel. Gel sana bir beleş etini vereyim o zaman. Sen var ya, hasar alamadım, o kadar boş paletler deviriyorsun ki. Merhaba Edavung. Okey. Şeyi bulamadım ya. Seni çok iyi anlıyorum. Lan adam tuzağa öldü. Sürekli yerde falan bıraktığım için hani kalkıp zaman kaybetmek zorunda kaldı ya. Tuzağa öldü adam. Tüh, çok üzüldüm ya. Gitkili erken aldık. Bayağı da tilt ettim bence onu. Aha, kaldırdılar lan onu. Kim kaldırdı? Nerede kaldırdı? Merhaba. Bacı Zorotti. Sprint Burst'a aşırı gıcık olduğumu söylemiş miydim? Okey. Burayı biraz aceleci oynadı ama çok da bir şansı yoktu gibi. Seni tekrar düşüreceğim. Eğilerek jenlere devam. Geldiğimi anlamazsa belki birisini gafil avlarız. Ne yapıyorsun lan? He? Şimdi ruin hocanı mahvedecek. Adama da çok hızlı böyle boş bir alanda hit vermiş oldum. Bayağı iyi oldu. Gerçi yetişebilir mi? Orada pencere var. Yetişememesi lazım. Güzel fake. Yenmezler. Koçum, koçum. Sen var ya, sen bak şimdi. Bak bak bak. Diğerini aldılar. Askerler ileri. Aşağı mı at? Lan oğlum seni niye buldum ya? Tamam, neyse biraz da bunu tilt edelim. Öbürünün barı azaldı diye öbürüne gideyim diyordum. Bunun aşağı atlama sesini yaralı sesi sandım ya. Tamam sen yat. Sen yat. Hiç sorun yok benim için. Hiç sorun yok benim için. Bu zaten tilt olmaya daha müsait. Gel bakalım. Gel bakalım küçük adam. Biz de atarız volt. Aynı yerden dolanıp tekrar buradan atlamayı tercih edecek büyük ihtimal. Yani burada ne yapabilirim bilemedim. Hemen kaçmış gitmiş bak hemen. Sen dedi mind game mi deniyor orada, hadi görüşürüz. İşte oyunu bilen adam burada belli oluyor, anladın mı? Okey. F2 yemedi.
Şimdi bir şey diyeceğim. Bunu bu tarafa doğru kıracağım. Çünkü içeri kaçmasını istiyorum. İçerideki her şeyi kırdık. İçerideki pencereden atlayacak. Aynen öyle. Buradan kestirme yolu kullanacağız. Tekrar içeriye gitmeye çalışacak. Hayır, diğer spota gitti. Oradaki paleti, pencereyi kullanacak. Paleti zaten almıştık oradaki. Adamı şuradan kovalayacağım ki boş bir spotta kalsın. Çok güzel. Bu Felix silt olmaya acayip müsait ya. Hatta bir dakika. Bunu al. Kardeşim selamlar, seni şöyle şuraya götürelim. Kucağıma alıp götürdüğüm zaman süründür perk hala devam ediyor bu arada arkadaşlar. Haberiniz olsun. Asmadığınız sürece devam ediyor. Hani onu merak eden falan varsa. Ruin'de mahvetti canları. Güzel oldu. Heal'landılar çünkü arkada. Böh. Sen var ya sen. İşte o sprint. Sprint de işte kurbanları bu kadar öne çıkarıyor. Daha doğrusu o takan kurbanı yani. Şu an bak mesela onun jeni de geriliyor Ruin'le. Anladın mı? Ara gaz verdim arkadaşlar. Oo! Eda Başkan. Güzel respekt attırdı. Arkadaşlar bu arada niye hiç özellik kullanmadı falan diye soruyorsanız, özellikle birini düşürdüğüm zaman şey olayı olmuyor. Süründür perk çalışmıyor. O yüzden yani sol tıkla düşürüyorum. Ama özellikle yaralayamayacağım anlamına gelmiyor bu. Değil mi? Yat lan. Yat lan, sen oynamayacaksın oğlum bu oyunu. Sen bu oyunu oynamayacaksın oğlum. Hırr. Zeki kurt. Hırr. Kral öldü. Yeni kral benim. Nereye gidiyorsun? Palete mi gideceksin ha? Ah, NT purpo. Biraz takıldın sanki. Hop. Hop. Oh, daha gıcık oynayamazdım bence. Hal ve hareketlerim olsun efendime söyleyeyim. Gameplay'imiz olsun. Bence gayet toksikti. Şimdi bunların hepsini yerde bırakıyorum arkadaşlar. Alıp asmak yok. Ben o sırada arkada video izleyeceğim. Hadi görüşürüz. Video iptal, toksikliğe devam. Bu ne oğlum, aslan gibi kükrüyor yani. Dibinde açılan hiç bile ona hayrandı. Adama Tom Mejeri'nin giriş animasyonunu yapıyorum. Bir tane aslan geliyor yapıyor ya. Hala beni beğenmiyorlar arkadaşlar. Sonra diyorlar ki Purpo toksik oynuyor. Nerem toksik? Adama yani giriş animasyonu yapıyor. Intro yapıyorum ya. Başına karga geldi AFK'lıktan hani. Adam harbiden saldı altta böyle bir şeyler falan izliyor galiba. Gidin lan. Rahat bırakın oğlum avımı. Okey, bu da yerde öldü. 4 tane yerde kill. Gerçi bir tanesi tuzak. 3 yerde 1 tuzak. Learn to play. GG değildir ya. GG mi? Ez. Arkadaşlar tabii siz chatte böyle milletin sinirini bozmakla uğraşmayın. Yani normal oyununuzu oynayın efendice. Community'yi bozmayalım yani, millete rahatsızlık vermeyelim. Ben içerik amaçlı yapıyorum bunu, biliyorsunuz ki. Normalde ne kadar sinirlenirsem sinirleneyim, chatten bir şey demiyorum yani kimseye. Her zaman GG deyip geçiyorum. Lütfen siz de öyle yapın. Hayır bak, normal videolarda normal oynuyorum. Böyle camp tunnel atmadığım bir maçta bile bir an kuduruyorlar chatte falan. Hiç anlamadığım şekilde sövüyorlar. Oynayabileceğim en toksik, en gıcık şekilde oynuyorum. Bu sefer adam GG falan yazıyor bana yani. Bir anda böyle beyefendiye dönüşüyorlar hani chatte. Anlamıyorum ya. Bana ne kardeşim, ben gameplay'imden sorumluyum. Ama chatte severseniz de şöyle nacizane. Senin yapacağın işi bilmem ne gibisinden. Evet, şimdi ya şu tarafta dolular ya şu tarafta. Ben risk alacağım. Şu tarafa gideceğim çünkü totemlerim de orada. İki totemim de yan yana çıkmış. Bu çok hoş olmadı. Okey, bu tarafta değillermiş. Beni gördü mü buradaki? Görmemiş. Kucağıma aldım, röveşataya kalktım falan ama grablemedi diyorsan tabi oyuncum senin bileceğin iş. Okey, bunu fena sıçırttık, süper oldu. Güzel. Ace tuzağını çıkartmış lan oğlum. İlk denemede mi yaptın onu? Nasıl yaptın? Bana da anlatsana. Yani Ace'ler hem gıcık hem şanslı oluyorlar galiba ya. Okey, doğru jeni bulduk. Hala yapıyor hiçbir şeyden haber. Oğlum yeter. Buranın girişi nerede? Nereden anladınız geldiğimi? Nerede? Bir saattir yapıyorsunuz. Nereden anladınız ikincide? Hadi bakalım, paleti kim devirecek? Ben paleti sormuştum arkadaşlar. Kim volt atacak diye sormadım. Çok iyi oldu bu. Ace'e de körlük. Oo, özgüvensiz bir ace. Uzun süredir görmemiştim. Lan bu arada diğerini almışlar. Oo, ne ara lan? Dur bakayım, bu maç biraz sıkıntı. Gerçi biraz onu ortada düşürmüştüm. Almaları doğal. Ve yaralı yaralı. O Janet. Ya Aposto protokol. Ne yapıyorsun? DC'ye geldi arkadaşlar. Bence gameplay olarak amacımıza fazlasıyla ulaştık diye düşünüyorum. Sana da bir körlük. Ace bu arada heal'landı.
Ih, belki dedim vururum. Oğlum çok yakınına geldim. Nasıl yemedin onu ya? Vay vay vay, anasını satayım adam. Bind game yemiyor ya. Ne gitti? Ölümsüz gitti. Çok güzel. Güzel oynadı adam. Şu Jen'e yetişebilir miyim? Şansımız deneyelim. Yetiştim. Şahane oldu. Bu arada yanımdan birisi geçti orada. İzleri vardı ama Jen'i tutmam daha önemli benim için şu an. Burasının paleti yenmişti hanım ablacığım, haberin olsun. Okey. Beni aldılar ama şu an yani botu tilt etmek benim bir işime yaramayacağı için diğerleriyle uğraşacağım arkadaşlar. Bir de şimdi bu yapay zekaya sonradan gelişir melişir bunlar. Dünyayı ele geçirirlerse falan ilk benden başlamasınlar arkadaşlar. Yetişemezsin oraya. Yani şu an benim için var ya nimet gibi bir hareket yaptı. Çünkü bunu alıp haritanın en alakasız, en ücra köşesine bırakacağım. Ace ve Sable var. Bunlar acaba tilt olur mu? 3 kişinin kafasında hala tuzak olması şahane haber. Jem bitirememiş olmaları da şahane haber. Ruinim'in devam ediyor olması da şahane haber. Bir sürü güzel haberimiz var şu an. Ace'i bulmamız daha da şahane bir haber. O Jen'e devam eden de yok. Ruin hala geriletiyor. Doğru kullanıldığı zaman ananı satayım. Ruin harbiden iş yapıyor yani. Ne kırıldı lan? Işığımı verdim oraya, kırıyor gibi. Yemem diyorsun. Şey gitti. Üçüncü mür gitti. Okey, sıkıntı yok. Ace'in özgüveni geri geldi. Ruin de gitti. Hay ağzıma sıçayım eme. Hay ağzıma yani harbiden. 30 saniye içerisinde 2 tane yanan totemim gitti ya. Öyle bir konuştum ki. Neyse bu Ace'i de alırız şimdi. Ama Killer Shack'teki durmuyor. Ace var ya, yani beni hayal kırıklığına uğratıyorsun ya şu an. Bu arada iki kişinin trebini başlattı o Jen'i bitirerek. Şimdi o ikisi yerdekini mi arayacak, yerdekileri mi arayacak yoksa tuzaklarıyla mı uğraşacaklar? Şahane haber çocuklar. Yine kilitledik maçı. Adam dedi ki yani ne olursa olsun Jen'i bitireyim var. Oo dur, Sable aldılar. Onun da tuzağı aktif bu arada. Kesin bot salağı aldı ya. Oğlum git tuzağını çıkar lan, elleme yerdeki adama. Sable ileri gidiyor. Bu Sable'la Ace acaba arkadaş mı? Sanki direkt şeke koştu gibime geldi. Aynen. Aynen aynen aynen. Öyle bir makara var hocam bunların arasında. Ya Ace. Volt atıyor gibi ışığımı oraya verdim. Nasıl bir oyun tarzı ya bu? Ben yanında değilken palet falan devirmiş. Orada hala tuzak deniyorlar bu arada. Yani 1 milyon tane şeyle uğraşmaları gerekiyor ya. Balansı varmış ama çok kaçabileceğini zannetmiyorum. Aynen de öyle oldu. Geç şimdi şuraya. Seni de köşeye götürelim. Şu köşe yaz köşesi iyi sanki, ne dedin? Tamam, hepsi tuzağını çıkarmış. Şimdi aramaya başlayabilirler. Jen de ilerletmeye başlayabilirler. Bu arada barları çok fazla az değil. Yani bu maç hiç kill bile alamayabilirim ama asıl amacımı söylemiştim sizlere. Var ya şu ilerideki Jen'i salacağım, onu bitirsinler. Kalan oyunun tamamını şurada oynayacağım. Ace ne yapıyorsun lan? Ben bir çalayım. Şşş, sakın sesini çıkartma. Biri gelirse haber et. Ace. Ha 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 ha. Furpo her geçen gün daha da gıcık oluyor. Daha da toksikleşiyor. Sable senin de barın az. Bir Sable'a göre fazla özgüvenlisin. Oğlum şu hareket inanılmaz akıllı bir hareket ya. Bak katilin bir şey deneyeceğini anladıysanız direkt topuk ya. Direkt spottan topuk. Sable bayağı map'in diğer yarı sahasına kaçtı. Aslında bu hoş olmadı. Çünkü orada oynamak istemiyorum oyunu. Ama bir yandan da bunu düşürmem lazım. Çok akıllısın çok. Oğlum bak Allah'ım ya Rabbim, harbiden çok akıllı ya. Okey, şu Jen'i bir kışkışlayalım, bozalım hatta. Ali'cim görevlerini yapıyorum yavaş yavaş. Kıvrak attı. Tamam bu gitsin, oraya gitsin. Orası hiç umurumda bile değil benim şu an. Benim işim olabildiğince maçı sıkıcılaştırmak. Merhabalar botcum. Seni de bir yaralayalım. Okey, ileride Ace'i mi gördüm? Ace'i gördüysem onu kovalayabilirim bak. Ace salıyor şey, salıyor ne ya? Sarıyor Ace'i kovalamak. Ya da dur ben Sable'u kovalayacağım. Bu daha iyi oynuyor, daha keyifli. Ya Sable bir şey de ye ya. Nasıl adım? Tamam en iyisi sensin ya. En iyisi sensin. Tamam. Allah Allah. Şu paleti şuradan kıralım arkadaşlar. Böylece açık alanda kalmak zorunda kalsın. Gördüğünüz gibi. Diğer taraftan kırsaydım haritanın diğer tarafına kaçardı. Böyle spotlarda dikkat edin. Nereden kırarsanız kurban açıkta kalır. Onlar önemli. Oo bunu da bayağı ilerletmişler. Şey diyeceğim, bunu bayağı ilerlettiler tamam da ben bunu salayım diyecektim ki bak. Yavaştan şeye döndüler. Birisi beni takip mi ediyor, ne yapıyor? Çok hızlı buluyor düşürdüğüm kişiyi. Bot? Gerçi bot olması evet. Bot olması bir dezavantaj arkadaşlar. Sanırım o buluyor. Botlara direkt temel görevleri verdikleri için hani biri yerdeyse yerdekine odaklanıyor. Ne bileyim yaralı olsa bile can yapıyor falan, hani heal umurunda değil. Kanka ne olur mind game ya.
Vay anasını. Tamam Ali görevini yaptım. Bayağı iyiler ya loop anlamında. O bir de Sable yıllandı. Tamam ama oyunu bu tarafa çekmeyi başardım. Yani kalan 4 gen de burada kaldı. Biraz eğilerek dolanalım. Buralarda biraz gizlilik lazım olabilir. Lazım oldu bile de ya bot. Bot işi çok bozuyor ya. Vallahi billahi bak. Hile gibi ya. Seni ben bir düşüreyim de bekle. Allah'ın belası gerizekalı. Bota bırakıyorlar tamam mı? Daha şey ya. Daha zor. Daha tilt edici yani hani bot. Düşüreyim gerizekalıyı. Hah tamam bunu en azından yerde kalsın ya. Safi zarar yani hile gibi ya bot. Sable vırt. Akıllısın Sable akıllısın. Akıllısın akıllısın da. Ben seni alacağım. Bak haritanın boş tarafına kaçıyor ama onu orada düşürürsem işime de yarar. Diğer kurbanları da oraya çekmiş olurum böylece. Zaten bot da yerde. Ki galiba yetiştim Sable'a. Oğlum çok akıllı ya. Vallahi billahi hiç mind game yemiyor ya. Hiç mind game yemiyor yani. Hemen spotu salıyor. Diğer tarafa falan gidiyor yani. Çok doğru oynuyor oyunu. En doğru sözcük bu olur. Oyunu doğru oynuyor. Çünkü doğruyu bilip bir de uygulayamaması var. Benim yaşadığım bir sorun mesela. Ben hani çoğu yerde ne yapmam gerektiğini biliyorum aslında ama uygulamada biraz problemler çıkabiliyor. Bu arada son can bitti. Botta adrenalin varmış. Ne ma problema? Bunların aveli de buydu aslında ya. Şuna biraz daha fazla yoğunlaşabilirdim. Okey bunu da yerde bırak. Artık ne çıkarsa buradan sonra. Neyse bulmam iyi oldu da işte bak bot yine arkayı toparlayacak. Bot umarım kapı açıp gidersin lan. Para şahane olmaz mı? Lütfen kapı açıp git lan. Hadi lan hadi git yap şunu. Yap şu iyiliği benim için. Salmam ki sabaha kadar dönerim burada. O paleti kırmam arkadaşlarına gitmeni istemiyorum çünkü. Okey direkt fake vermeye çalıştığı için hiçbir işe yaramadı. Bot Sable aldı. Bot Sable aldı. Benim amacım Sable ya. Bot diğerlerini de alıyor ama benim için önemli olan şu an Sable yani. Onu tilt etmek her şeyden daha keyifli olacak. Okey. Boy. Ace de hala yerde. Bu maçı var ya bot sayesinde aldılar bu arada yani eğer alırlarsa. Tamam Ace'i de kaldırdı bot. Umarım bu sürede kapı açamamışlardır diyecektim ki açtılar. Okey 3 escape ama full tilt. Yani bot aldı maçı ya şimdi dürüst olalım. Net bir şekilde bot aldı. Yani full jam farmladı ne bileyim yerdekileri falan hep o aldı yani. Hani süründür perk'ün bota karşı işe yaramadı gibi. Hile gibi bir şeydi. Ama güzel keyifli bir maçtı. Ben de yapabiliyorum ondan. Ama benimki senin kadar hızlı olmuyor. Ben böyle yavaş yavaş yapabiliyorum. Bak mesela 3 escape verdim ama bence çok keyifli bir maçtı. GG temiz maç. Tilt olundu mu acaba hocam? Learn to play. Bot. Ace. You are so noob. Ace bu arada gerçekten çok kötüydü ya. Sable iyiydi yani. Sable bayağı iyiydi. You too. Thanks. Oğlum böyle de olmuyor ki ya. Allah Allah. Yani chatteki muhabbet şu an şey. Salak sensin salak hani. Böyle bir şey oldu ya. Bir daha o kadar ağır konuşma Ace. Olmaz bak. Vallahi çok alındım şu an. Bu arada kill almaya oynasam bence az önceki maçta da 4-4 yapabilirdim. Çünkü hani Stable'a falan kafayı taktım ya hani jen kontrolünü bıraktım falan. Aslında böyle jen kontrolüyle böyle aşırı daha tryhard oynanılırsa kesinlikle bence slug yapılmasına rağmen her maç 3 kill bile alabileceğiniz bir durum var bence ortada. Yine inanılmaz yavaşlatıyor çünkü pig maçı. Şimdi buradaki avantajımız şu. Bir kurbanı düşürürsem birbirine uzak olurlar. Ama looplar uzun sürebilir. Çünkü güçlü bir harita. Kurbanlar açısından, looplar açısından. İyi başlamamız çok önemli. İyi başladık, iyi başladık, iyi başladık. Çok hızlı düşürebilirim, çok hızlı düşürebilirim. Kaçma oraya. Tamam, burada kalırsan aslında şahane olur. Daha fazla ilerleme. Şu hareket var ya. Ebediyen en tilt olacağım hareket ya. Ölümsüzü kırdılar. Yuh. Gidin tuzağınızı çıkarın lan. Oh, bu bir de arabaya geldi. Hadi bakalım uğraştır bununla diyecektim ki saldı spotu. Okey. Nereye gidiyor? İçeriden soldan volt mu atmaya çalışacak? Gat balıta mı inecek? Biraz saçmaladı sanki. Saçmalamamış. Burada palet varmış. Tekrar atladı. Hemen hızlı bir şekilde kaçtı. Akıllı oynuyor şu an. Bu paleti de dıştan dolanıyor. Peki. Peki. Bayağı iyisin sen şu an. Tekrar o palete gitmeye çalışacak ama tabii ki de yetişemeyecek. Bu arada ruin de gitti. Reziliz şu an. Şu an var ya reziliz. Bu kadar kolay bulmamalılardı ya. Orada neler yapabiliriz bir bakalım. Kapısı kapalı olduğu için aşağı inmek zorundasın. Aşağı inerken bir tane hit. Sana elbette. Ulan o kim? Orada birini daha gördük. Sağdan kaçtı. Sağdan kaçtı. Bunu da alırsam şahane olur. Diğeri sanırım tuzağıyla uğraşıyor çünkü. Tamam bunu burada kovalamaya devam edeceğiz diyeceğim. Dur kıralım. Okey. Çünkü yan tarafı bayağı uzun bir spot. Bunu en azından buradaki palete götürelim. Hemen saldım çünkü Claudette içeridekine gidecek. David miydi o? Felix miydi? Kim o? Ne yaptı? Benim gram umurumda değil şu an.
Okey, fake'i müthiş edittirdik. Süperiz şu an. Kötü başladık, iyi gidiyoruz. Barı neredeyse yarıya inmek durumunda şu an. Bu hala burada, selam. Okey, bak bu çakallar bu spotu dıştan oynuyor, görüyor musunuz? Spotun çünkü iç tarafı küçük ve mindgame yiyebileceğiniz seviyede. Bak 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 bak, direkt spot salmalı falan ya. Siz bitirmişsiniz oğlum oyunu. Ama dur bakalım şimdi, benim asıl hedefim sen değilsin. Benim asıl hedefim ileride. Gördüm onu. Barı yarıya kadar inmişken tek düşürüşte. Bunu çok hızlı yok edebiliriz, şahane olur. Killer Shack'e kaçması tabii hoş olmadı çünkü oyunu bilen biri. Shack'te çok kolay avlayabileceğim birisi olmayacak. Kıvrak attı. Biraz sıçtı sanki. Adama nazar değdirdim günme geldi. Okey. Hızlı hızlı devam, hızlı hızlı devam. Shack'i bir kere kullanabilmesini sağladık. Biraz saçmaladı çünkü kendisi de. Tamam, başka herhangi bir yer yok. Şahane. Taşın arkasına saklarsam şahane olmaz mı? Geç şuraya, geç buraya bakmak kimsenin aklına gelmez. Tabii biri beni Tabii birisi beni izlemiyorsa. Tamam hocam, bitti, o sıkıntı değil. Sanırım şu an arkadaşlarını arıyorlar. Çünkü o biten jeni hariç başka yüksekte jen görmemiştim. Ağzıma sıçayım. Merhaba. Tuzağınız başladı galiba. Ama umurumda değil. Haha. Sen bunu gören tek insansın. Görgü tanıklarını yok etmeliyiz arkadaşlar şu an. Bir tane hır yaptım diye nereye kaçtın ya reis? Oğlum yuh, kim aldı lan onu? Allah kafanızı kırarım bak, sizin ne işim vardınız ha? Sen mi aldın lan? Ha? Totemimi de gördü, Allah kahretsin. Yeni görgü tanığı, yeni görgü tanığı arkadaşlar. Buradan atlasaydı aslında iyi olabilirmiş onun için. Okey, sen burada kal. Diğerinin tuzağı da aktif şu an, tuzağıyla uğraşacak. İki kişi oyundan devre dışı şu an. Diğer ikisinden birisi de bu yerdekini aramak zorunda. Oo bir dakika, çakal totemimi kırdı. Bunlar SF galiba ya. Yerini söyledi büyük ihtimal totemin. Üçüncü mühür de gitti, okey. İyi bile dayandı bence. Diğer ikisini o kadar hızlı kırdılar ki. Onu da kaldırdılar. Bununla vakit kaybedemem. Ne yapıyorsun lan? Sen öleceksin oğlum, öleceksin ha. Anladın mı beni? Geç şu köşeye, benim asabımı bozma. Bir tane çakal var ya, beni takip ediyor ya. Size bir şey diyeyim mi? Bir tane çakal. Ya beni takip ediyor ya bunlar SVF. Okey, jenleri iyi bitti. Şu gibi ya, yılanın başı şu gibi. Yılanın başı bu gibi. Zaten yılana da benziyor. Suratına boya moya yapmış kabile reisi gibi. Oo, bunu da bitirmişiz reis. Şimdi ona mı geri dönsem, bu jeni mi camplesem? Jende biraz kalayım. Onu alırlarsa gideyim diyecektim ki. Evet, bir tanesi var ya, hiç şans vermiyor şu an bana. Bir tanesi... Onu bloklama şahane oldu, enayi seni. Sana da bir hit. Hatta seni de düşürmeye çalışayım. Akıllısın, akıllısın da. Bloodlust sayesinde aldık. Hoş olmadı bu ya. Diğer düşürdüğümü de kaldırdılar. Öbürde tuzak deniyor. Nerede deniyor acaba? Onun barı çok az. Onu bir düşürsem var ya, o ölecek de. Çıkardı tuzağını, evet. Bunlar SVF. Bu kadar hızlı bulamazlar. Mümkün değil. SVF'lere denk geldik. Anla ki. Sprintin var. Peki. Soldan tekrar volt atacaksın. Bunu kovalamam bir şey ifade etmiyor şu an ya. Çünkü barı daha azalmadı zaten. İçeride can yapıyorlar da işte SF'lerse söylüyor bana şu an yani. Sana geliyor falan diye. Yok, yapmıyorlarmış da. Ya da söyledi de kaçtı, ikisinden biri bilmiyorum. Ya bu oyunun SF'leri maalesef her build'i bozuyor arkadaşlar. Yani yapacak bir şey yok, anladınız mı? İstiyorsanız 11 tane perk takma hakkınız olsun yani, bozuyor adamlar. İşte bu yüzden söylüyoruz SF'ler her zaman güçlü diye. Ama yapacak bir şey yok yani, adama da ne diyeyim, arkadaşını oynama mı diyeyim yani. Hani şey, şikayet ettiğim bir şey değil yani, sadece durumu açıklamaya çalışıyorum. Yani bilmiyorum geldiğimi nereden görüyor ama evet şu an beni counterladılar. Tek çarem şu Talita'yı bulmak. Bak şu an yapmıyor mesela jenini. Nereden anladı acaba geldiğimi? İlerletmiş ama salmış. Bilmiyorum, bir yerden öğreniyorlar geldiğimi ama. Evet, bitti her türlü. Hangisine gidersem gideyim diğeri bitecek. Aynen öyle. Oho, alttakini de yapıyorlarmış. Üçünü birden ilerletmişler. Yani şeyi anlamadım. Her geldiğimi nereden biliyorlardı yani? Tam gelene kadar ilerletip tam geldiğimde bir bakıyorum. Jeni salıyor böyle. Ananı nasıl korktum var ya. Var ya, nasıl korktum oğlum. Ana, kalp krizi geçiriyordum ha. GG. Olmadı bu maç. Anla ki arkadaşlar. Yani aslında oluyordu. İyi başladık, iyi gittik. Ve en başlarda totemlerimi o kadar hızlı kırdılar ki. Okey, kapının yerini de biliyor. Gitti bu da. Güzel maçı, iyi oynadılar. Yapacak bir şey yok. Talita'yı bulamadım bir türlü ya. Talita'yı bir türlü bulabilsem yani onu. Yani bu ranklarda maksimum bu kadar arkadaşlar. Çünkü gerçekten hani loop süreleri uzun. Adamların hepsi oyunu biliyor. Hata yaptığın an direkt ekstradan 30 saniye falan daha kaybediyorsun. Ne bileyim, jeneratör yapma hızları çok iyi. Build'leri çok iyi, birbirlerini çok iyi koruyorlar falan. Sen onlara ne kadar zaman kaybettiriyorsan onlar da sana o kadar zaman kaybettiriyor aslında. Bu ranklarda hani özellikle SVF'lerse geçmiş olsun. Yani hiçbir şey yapamazsınız. Dediğim gibi hani zaten bu build'de amacım sadece toksiklik. Chat'ten yine istediğimi alamasam da maçlar içerisinde bence aldım, bu son maçı saymazsak. Diğer iki maç güzeldi. Disconnect vardı, maçı salan vardı falan. Umarım siz de videodan keyif almışsınızdır. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. İyi günler.